İyi akşamlar Medikal Park günlük grafik 20 Eylül'de e, bir videosunu yapmıştım geriye doğru kontrol ettim geçilemedi yani 27-80 tepesi var bu şu anda söyleyeyim tabii çok e, kazançlı bir seyret oldu yani bu kötü zamanlarda biz TÜZ'de e, Mart 18 Mart bakın Mart dibinden beri en azından 200 gün üstünde kalarak yükselmeyi başardı e, Tepe'yi de çok yakın bir zamanda yaptı Eylül ayında yapmış oldu Tabi 27.80 e, o videoda da anlattım. Orası geçilemedi. 20 üstseli ve 50 üstseli. 50 üstsel değildir burada basittir. E, özür dilerim. 20 üstselini ve 50'yi kırdığını görüyoruz. Medikal Park'ın major desteğine doğru bir hareket var. Şimdi bu da major destek 23.70 alabilir veya 24 olarak da alabilirsiniz. Yani kırmızıyı takip ediyor. İkisi de uygundur tercihe bağlıdır. Yani kırmızı olan trendi de takip edebilirsiniz. Çizersiniz kendi grafiğinizde veya dediğim gibi 200 basit ortalamada takip edilebilir. 200 basit ortalama 23.72 çok yakın olduğu için ben orayı daha çok şey yapıyorum. Hani takip kendi adıma söyleyeyim orası takip edilebilir diye düşünüyorum. Bu kısım kırılmadıkça yani şu majör yükseliş ediyor. yani yeni bir tepeyle de tabii kavuştuğu için Medikal Park yeni bir tepeyi de gördüğü için o majör yükseliş devam ediyor diye düşünebilirsiniz. Orta vade için en azından. Ama 23.70 kırılıyorsa e, işler biraz e, orada biraz karışabilir. Yani 200 gün ne zamandır kırılmadı burada bakın Kasım'dan beri. 200 gün ortalaması satılmadı. Dolayısıyla orası satılıyorsa bir miktar daha tabii aşağı satış baskısı 22.46 ve en nihayetinde 21'e diğer destekler altındaki oraya doğru uzayan bir satış baskısı gündeme gelebilir. Şu an 50 günün altında fiyat. Yani 50'nin altında olması normalde iyi değildir. Ee, zaten 20 ve 8'in çoktan altına düştü. Şurada bakın 6 Ekim'de ilk kırılımını yaptı. 20 ortalamaya. Ee, dolayısıyla oradan beri de altında bir ufak bir düzeltmeden sonra altında seyrettiğini görüyoruz. Bu biraz e, kar satışını gösteriyor bize yani. Burada önemli bir şey yok Önemli bir dalga var demiyorum. Diyemiyorum daha doğrusu. Kar satışının kuvvetli olduğunu gösteriyor. E, bu, yani çok da şey değil. Uzun vade taşıyorsanız çok önemli değil. Yani belki bilmiyorum burada ne kadar zararda insan vardır da. Şu, şimdi tepede alan azdır diye tahmin ediyorum. Yani çok değil. Gerçi bizim küçük yatırımcı pek grafiğe bakmaz. Yani tepede mepede her yerde alıyor genellikle. Ee, ama azdır yani görece. E şimdi bakın bir grafikte eğer bilgi olsun diye söylüyorum. Ne alırsanız alın. Fark etmez. Bir grafikte hiç girmediniz diyelim o varla Böyle tepede bir e, fiyat varsa ve herkes orada kardaysa e, orada biraz dikkat etmek lazım. Şimdi herkesin karda olduğu yer satışın birileri tarafından tetiklenebileceği bir yerdir. Yani piyasa değil mi? Bir yerde Herkes kârda olabilir mi bir varlıkta? Olamaz yani o zaman kimin parasını alacağız cebinden? Yani yatırımcılar kim birbirimizin parasını alıyoruz çünkü e, birilerinin parasını almamız lazım ki realize etmemiz lazım kârımızı yoksa başkası realize eder. E, dolayısıyla böyle grafiklerde girerken hani üst yukarıda alanlar varsa ona dikkat edin. En yukarıda girmemek lazım ya yani onu aşağıdan taşıyan şimdi binlerce kişi var orada. Yani Coin nerede böyle? Bugün Bitcoin 66 bin geçti. E kaç oldu tam hatırlamıyorum şu anda da. Bir bakayım hatta kaç olmuş. 66.999 olmuş. E şimdi bunu 29'da almadın destek bölgesiydi. 39'da almadın destek. Bu saatten sonra Bitcoin alınır mı? E ben almam yani. Alanı hayırlı olsun. Belki 100 bin'e gider bir şey diyemem. Bilemem. Ama şimdi herkes karda yok zararda olan Bitcoin'de. O artık yani biraz daha gider. Gitse de. E riskine değer mi yani? Onu düşüneceksiniz her zaman. Riskine değer yani Bitcoin. Nereye gideceğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor. E zaten aşırı alım bölgesinde ARS olmuş 74. Herkes zekerde. E Yarın bir gün bir şey olur. E bir kar realizasyonu başlar. Hoppa! Hamal gibi taşıtırlar Bitcoin'i. Yani neticede videoda nereden nereye geldi de yani buraya örnek veriyordum. Başka yerlere geldik. E netice çok az kişi zararda ve çok da iyi bir dönemde değil borsa. Dolayısıyla bir miktar kar satışı da normal diyelim. Bağlayalım bir hacimle gitmedi. Yani giderken e, bakın Medikal Park önemli bir hacim yapmıyor. Biraz önce aklıma gelmedi. Bir hisse var gitti diye söyledim. Buydu o hisse. Sonradan aklıma geldi. Videoda e, örnek verecektim yoksa. E, Tekfen videosunda. Hiç hacim yapmayan giden e, çok nadir bir senet oldu burada. Medikal Park. ya Olabiliyor. Bu e, nadir oluyor arkadaşlar. Aylık ortalamanın bile altında günler geçiriyor. Gördüğünüz gibi aslında büyük bir pazar yok. Ama satıcı çok istekli değil ee, anladığım kadarıyla satıcılar. O yüzden bir e, hareketi oldu burada. Ve bakıyorsunuz şey de yok. E, şu anda da aslında böyle çok araç mezat satılmıyor. Çok hacimli satılmıyor. Yani normalde hacimli olmayan satışlar bir yerde bir destekte son bulur. E, bir stabil bir görünüm sağlamaya başlar. E, yani umarım tabii öyle bir şey olur. E, buradan da sarkıp da aşağılara gitmez. Yani bu hacmin olmayışı düşerken güzel. Yükselirken normalde istemediğimiz bir şey tabii. Orada hacmin olmasını istiyoruz. İkinci bir atak gelirse yani yukarıda direnç şu anda 26, 22, 20 üstleri önemlidir. E, 23 20 üstünde gitti şu gördüğünüz minör. Minör de değil aslında ikinci vade bir akım. E, üstünde gitti. Tekrar dolayısıyla 26, 22'nin üstünde kuvvetlenmeye başlarsa burada mutlaka bundan sonraki atakta 27, 80 geçilmeli. 27, 80 geçilemiyorsa orada e, biraz bir sorun var demektir. En azından bir sıkışma olarak düşünebilirsiniz. 43 RSI Yani çok e, sıkıntılı bir alan biraz 43 RSI. Satıcıların bir miktar e, piyasaya ele geçirmeye başladığını söylüyor. Yine makliye bakıyorsunuz. Negatif olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da söyleyeyim aslında çok az değer kaybıyla fena da soğumamış yani. Burada şimdi 77 RSI'den soğumuş ee, ve yani 77 Haris Aydan 43'e soğurken öyle momentumlu çok büyük bir şey değer kaybı yaşanmamış. Bu olumlu olarak düşünülebilir. Yani 77 Haris zaten satış yer. Normal. Yani senette olsa diyorum ya herhangi bir vardık 77 Haris say e orada satılacak yerdir o. Ee, dolayısıyla. Ama bazen böyle çok dengesiz olur satışlar bir ayı piyasasına sokar. Burada öyle bir şey olmaması e, olumlu diye düşünüyorum, herkese iyi haftalar.